Maya ekmek yapmanın temel unsurlarından birini oluşturur. Hep merak eder insanlar hangi tür mayayı kullanayım diye. Birinci tipi hazır yaş maya alabilirsiniz. Bunun kurusunu alabilirsiniz. Ya da en güzel tarafı evde kendi ekşi maya tabir edilen mayanızı yapabilirsiniz. Bu insanların gözünü korkutur ama yapılması son derece basittir. Ben size temelini vereyim, isterseniz onu ikiye bölerek de yapabilirsiniz. 1 kilo una 1 litre 200 mililitre 1-200 su ilavesiyle yapabilirsiniz. Ekşi mayanın içine pek çok şeyler konabilir. Örneğin haşlanmış kabukları çıkarılmış birkaç tane nohut. Hatta evdeki sarı üzümler, haşlanmış pirinç taneleri, haşlanmış bir adet patates. Bunların hepsi ekşi mayamızı mayalamak için yeterlidir. Tabii bunların hiçbirini yapamayabilirsiniz. O zaman size tavsiyem lütfen biraz taze maya alınız. Şöyle bir küçük bir şey, şu kadarcık bir şey. Bunun içine ovalayınız. Şimdi 1 kilo, 1 litre. Kilo ile litreyi tartabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Veya hep kullandığınız bir şey vardır benim gibi böyle bunu tercih etmeyebilirsiniz. Bunun içine rahatça yerleştiriyoruz. Her ne kadar bu elle karıştırılması da oldukça basit bir şeyse de böyle bir şey yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Peki ben bunu ne kadar bekleteceğim diye merak ediyorsanız bunun 1-24 saat hava almayan, esintisi olmayan, ılıman bir ortamda beklemesi yeterlidir. Ertesi gün şu anda gördüğünüz köpüklenmeyi üstünde göreceksiniz. Bu mayada kullanarak ekmek yapabilirsiniz. Ancak ne kadar aldıysanız o kadar un ve su ilavesini tekrar yapabilirsiniz.